Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte sağlamlığıyla CAT S60'a rakip olabilecek Doogee S60'ı inceliyoruz. Tabi tipler benzeyince, isim benzeyince doğal olarak rakibimiz de CAT S60 oluyor bu telefonda. Arkadaşlar CAT S60'a yaptığımız gibi bir sağlamlık testi yapacağız. Yorumlarda mutlaka bu test için fikirlerinizi bekliyoruz. İstediğiniz gibi abartabilirsiniz. Atış serbest. Telefonda ilk göze çarpan detay 4 eğimli köşe ve 4 uzun kenardan oluşan sekizgen bir yapı. Benim bugüne kadar gördüğümde en ağır telefonlardan biri olma özelliğini taşıyor. Toplam ağırlığımız 285 gram. Ayrıca boyutları da biraz enteresan çünkü 17 mm'lik bir kalınlığa sahip. Doogee bu üründe dayanıklılığı artırmak için havacılık seviyesinde alüminyum ve polikarbonat kombinasyonunu yaparak darbelerden, çarpmalardan koruyor. Bir de buna IP68 sertifikası eklemişler. Böylece telefon her şeyden korunmuş oluyor. Ekran tarafı Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip telefonumuzun parmak izi okuyucusu da arka tarafa konumlandırılmış. SIM kart ve micro SD kart yuvaları da bulunuyor ancak oldukça enteresan. Çünkü kutu içerisinden bir tane tornavida çıkıyor. Arkadaki metal kapağı bu tornavida ile açıyoruz ve bu yuvalara ulaşıyoruz. Bu da bizce enteresan bir yöntem. Telefonun alt ve üst tarafında kapaklar var. Alt tarafa micro USB takabiliyoruz. Buradan şarj edebiliyoruz, veri aktarabiliyoruz. Üst tarafa da 3.5 mm'lik kulaklık takabiliyoruz arkadaşlar. Ancak bu kapakları açıp kapatması bir hayli zor. Bir süre sonra can sıkıcı bir hale gelebilir. Telefonda aslında beklenen bir özellik SOS düğmesi yer alıyor. Bunun yanında bizim dolmuşçu taksici abilerimizin kullandığı bas konuş özelliği de fiziki bir tuş olarak telefonun sağ tarafında yer alıyor. Telefon IPS ekranla birlikte geliyor arkadaşlar. Biraz tasarımdan çıkıyoruz yavaş yavaş. Telefonun içinde Android 7.0 sürümü yer alıyor. Stock Android arayüzüne oldukça benziyor ancak Doogee bazı uygulamalar kurmuş içine. Desibel ölçer, pusula, gönye, su terazisi gibi bazı uygulamalarda kullanıma hazır şekilde telefonun içinden çıkıyor. Genel olarak telefonla ilgili söyleyebileceğimiz en özet cümle, telefonumuz oldukça büyük ve standart akıllı telefonlarla uzaktan yakından alakası yok. Yani kullanım amacı tamamen farklı. Şimdi biraz da telefonun kamerasından bahsedelim isterseniz. CAT S60'da gördüğümüz ve öyle bir telefona çok yakıştığını düşündüğümüz termal kamera maalesef Doogee S60'da bulunmuyor. Telefonun ana kamerası 21 megapiksel gibi yüksek bir değere sahip olmasına rağmen bekleneni pek karşılamıyor diyebilirim. F2.0 diyafram değeriyle birlikte optik imaj sabitleyicisini de bünyesinde barındırıyor. İşlemcinin destek sunmasına rağmen 4K video çekemeyen telefon 1080p ile yetinmekte. Ön kameraya bakacak olursak 8 megapiksellik f2.2 diyafram değerine sahip bir kamera bizleri bekliyor. Özellikle çekilen fotoğraflarda ışığınız biraz düşükse yaklaştıkça detayları kaybediyorsunuz. Ön kameramızda 1080p videolar çekebilmekte, kamera arayüzü oldukça sade, manuel ayarlara izin vermeyen bir arayüz olmuş. Arkadaşlar şu anda sesimi Doogee S60 ile kaydediyorum. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Şimdi gelin biraz da telefonun teknik özelliklerine bakalım. Helio P25 işlemcisine Mali T880 grafik işleme birimi eşlik ediyor. 6 GB gibi iddialı bir RAM ile birlikte 64 GB'lık bir depolama alanı bizlere sunulmuş durumda. Dilersek bunu microSD kart ile 128 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Son model bir işlemci olmasa da telefon günlük işleri rahatlıkla yapabilmemizi sağlıyor. Şimdi 10 dakika boyunca bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Tabii ki de bu telefonun ilk amacı oyun değil. Ancak bakalım hem oyunu kaldırıyor mu hem de bataryası nasıl gidiyor. Ben de bu arada sizlere batarya bahsedeyim. 5580 mAh'lik bataryasından aslında daha iyi bir performans bekliyordum. Ancak yine de birçok telefonun üzerinde bir performansı var. Hele ki böyle sahada kullanılacak bir telefon için 2 güne varan pil ömrü oldukça iyi diyebiliriz. Bu kadar büyük bir bataryayı da yaklaşık 2 saatlik bir sürede doldurabiliyoruz. Ayrıca telefon kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor. Real Racing 3'ü 10 dakika boyunca oynadık ve oynama anında herhangi bir takımla, donla vesaireyle karşılaşmadık. 10 dakikanın sonunda da şarjımız %52'den %49'a düştü. Sıcaklığımızda 28.7'den 36.2'ye yükseldi. Artık telefonla ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Doogee S60 tıpkı CAT S60 gibi belli bir kesime hitap ediyor. Eğer işiniz şantiye, dağ, bayır gibi bir yerdeyse ya da özetle telefonunuzu zarar görebileceğiniz bir işte uğraşıyorsanız böyle bir telefon elbette işinizi rahatlıkla görebilecektir. Onun dışında günlük hayatta cebe atılıp gezdirilebilecek bir telefon olduğunu ben düşünmüyorum. Eğer satın almak istiyorsanız da piyasada yaklaşık 1700-1800 TL arasında bulabiliyorsunuz. Son olarak şuraya bir anket hazırladık arkadaşlar. Biz böyle iki tane sağlam telefon, burada ikincisi olmuş olduk. CAT S60 mı bu mu? Hangisini tercih ederdiniz? Benim şahsen tercihim CAT S60'tan yana olurdu. O biraz daha karizma duruyor gibi geliyor bana ama tabii ki de tercih sizin, orada gönlünüzce cevap verebilirsiniz. Dediğim gibi bu telefona güzel bir sağlamlık testi planlıyoruz. Mutlaka fikirlerinizi hemen aşağıya yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilir. Ayrıca hemen ortada duran bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz.